Efendim işte beklenen an bu börekleri ben çok seviyorum. Yani ama şefimin yaptığı börekleri seviyorum. Çünkü yufkasız oluyor hepsi. Malzemeleri sayalım. Buyurunuz. Hemen sayalım. Şöyle bir kase bir bağdan. Bağın büyüklüğü bazen böğür olur. Bazen böğür olur. Bizim bağımız küçük bir bağdı. Ispanak. 5 adet haşlanmış patates var. Bir tanesi rendevurda. 4 tanesi bütün duruyor. 3 adet orta boy patlıcan. Onları güzel küp doğradık. Bir tatlı kaşığı yer harmanladık. Fırında pişti yine. Burada. Sütümüz var, yumurtamız var. Bu taraf tamam. Bir adet kırmızı biber. Burada sarı peynir demiştik ya. Kaşar tarzı her peynir olabilir. Burada da tenceremizin, ya pardon, tenekemizin dibinde kalan yağsız beyaz peynir. Bir adet soğan. Şurada gördüğünüz gibi bir kaşık salça. Yanında toz kırmızı biber. Burada kuru kekik var ama taze kekikten de oradan alacağım. Tuz, sarımsak, karabiber demiştik. Kırmızı biberi söyledim mi? Söylediniz. O zaman kırmızı biberi doğramaya başlayacağız. Bu kadar malzeme. Evet, iki peynir görüyorum orada. Bir sarı peynir, bir de beyaz peynir. Evet, aslında Türkçesi öyle. Şöyle hemen. Ama sevgili izleyenlerin evinde şayet lor varsa lor da katabilirler, değil mi? Her peynir Her olabilir. çeşit peynir. Yağımızı saymadık size sürpriz yapayım diye. O artık zaten bizden biri oldu. O ürünü saymamıza gerek yok. Sağlıklı Mutfak ve Zeytinyağı olsa programın adı yeridir yani. İkisini de yaktık ocaklarımızın. Ops. Evet efendim, bakalım şefimiz Şunu böreğinde kısalım. Şunu ne da kısalım. harikalar döktürecek. Şimdi önce hangisi malzemenin çok? Patates. Patates daha mı çok gelir? Evet. O zaman bunu atıyorum soğanı. Çünkü patatesi bununla yapacağız. Şu patatesi bir doğrayalım. İki aşamalı bir yemek olacak bu. Patatesler şöyle doğrayalım. Şimdi bir rendesi var şefim, bir de haşlanmışları var. Neden öyle? Rendesini hemen söyleyeyim. Rendesini üstüne ıspanaklarla beraber patlıcanın da içinde olduğu bir iç yapacağız. Tabanda patatesler olacak. Onun için böyle biraz sadece şu incelikte doğruyorum. Çok küp değil de şöyle gösterelim. Şunu da bırakayım buraya. Patatesimizi biz lezzetlendireceğiz. Tabii soğanı şöyle alayım. Soğana biliyorsunuz tuzumuzu atıyorduk. Birazını buna bir atayım ben. Evet efendim, siz şefimizi bir taraftan seyrederken biz de Profesör Doktor Funda Elmacıoğlu hanımefendi ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Kolay gelsin. Sağ olun, hayırlı bayramlar. Cümlemize hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun hocam. Bugünkü menümüzü biliyorsunuz, mutlaka takip ediyorsunuzdur. Evet. Hangisinden başlamak istersiniz? Çorbadan mı? Şu anda börek yapıyor şefimiz. Nasıl arzu edersiniz? Şimdi hemen börekten başlamak isterim. Lütfen buyurunuz. Özellikle şefimi kutluyorum. Şunun için İpek Hanım, ben bir beslenmeci olarak her zaman iki karbonhidratın bir arada kullanılmasının doğru olmadığını bilen bir hocayım. Beslenme kurallarına göre bu yanlıştır. Hani hanımlarımız çoğu zaman yufkadan börek hazırlarken kendi açar veya hazır yufkadan bunun içine patates koyarlar. İki karbonhidratın bir arada olmaması lazım. Şimdi tarifinize ve Zeki Usta'nın el maharetine baktığımda gerçekten çok doğru bir tarifi bugün sizi izleyenlerle hem de bayramın en güzel tarifi olarak paylaştığını görüyorum. Şefimi kutluyorum. Sağolunuz. Burada evet, yufka yerine patatesi kullandı. Evet. Tamam, karbonhidrat tamam. Ondan sonra malzemelere bakıyorum. Hepsi birbirinden zengin. Yeşili var, sarısı var, kırmızısı var, baharatları var. Yani bu kadar antioksidanı bol, günümüzde immün sistemi ayağa kaldıracak güzel tariflerden bir tanesi. Bu böyle beslenme açısından besin değeri çok güzel. Bakınız, Zeki şefim kırmızı biberi
doğradı. Kırmızı bambaşka kimyasal, bitkisel immün sistemi koruyan faktörler. Biraz sonra ıspanağa koyacak klorofiliyle, antioksidanıyla, o da çok zengin bir ürün. Biraz sonra peynirini koyacak, patatesin protein değerini arttıracak. Yani bu tarif bence hepimizin uygulaması gereken çok güzel bir tarif. O zaman bugünün starı böreğimiz olsun. Her günün bana bir yıldızı böyle oluyor. 5 yıldız aldı böreğimiz hocamızdan. Evet, bana göre 5 üstünden 10 yıldız. Çok teşekkür ederiz. Hocam evet. Programın başında bu donmuş gıdalardan ve konserve gıdalardan bahsettim. Evet. Hatta mantarı konserveleri de vardı. Hani konu oradan açıldı. İşte baklagillerim var biliyorsunuz. Bu konserve, evet, donmuş, konserve ve donmuş gıdalar vitamin kaybına uğruyor mu bu işlemler yapılırken? Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Ben de bu konuda sizinle bilgimi paylaşayım. Lütfen. Şimdi donmuş gıdalar konservelerden daha fazla besin değerini muhafaza eden saklama ürünleridir. Konservede ise bir ısıl işlem geçirdiği için konservede besin değerleri bir parça daha azalabilir. Ama günümüzde şu çok önemli bir konu, gıdalar o kadar kıymetli ki, hatta bugünlerde biliyorsunuz milli gıda, milli tarım gibi konular telaffuz ediliyor. Gıdanın ister dondurulmuş, ister konserve edilmiş, ne olursa olsun muhafazası ve tekrar mutfaklara gelip bizim beslenme için kullanmamız çok önemli. Mesela buradaki ıspanak, eğer dondurulmuş alabiliyorsanız, çünkü mevsiminde ıspanağı tüketmeyebilirsiniz, dondurabilirsiniz bol olduğu zaman, bunu rahatlıkla kullanırsınız. Ama bir nohut için elinizin altında çok pratik çalışmak istediğinizde, çok çabuk mutfakta iş görmek istediğinizde, elbette ki haşlanmış konserve bir mantarı veya nohutu kullanmak hem pratik hem de besin değeri açısından hiçbir şey kaybetmediğiniz bir yöntemdir. Peki efendim, bir de bu en çok aslında benim kendimin merak ettiği bir şey. Gerçi burada öğrendim ama bir kez daha tekrar edelim. Mesela bazı ürünleri fazla pişirince vitaminleri sanki gidecek, bana faydası olmayacak gibi geliyor. Şimdi haklısınız İpek Hanım, bazı konularda özellikle sebzeler, vitaminlerini çok çabuk kaybeden toprak ürünleridir. Bu çok doğal. Onun için biz mümkün olduğunca satın aldığımızda bunları fazla bekletmeden, çünkü beklerken de vitaminini kaybeder. Evet. Bekletmeden hızla pişirmeyi isteriz. Ama pişirirken de bunun bir yöntemi var. O da şöyle. Biz genellikle Anadolu mutfağının kadınları olarak sebzeyi alırız. Önce çok iyi bir yıkamadan ayıklarız. Evet. Halbuki sebzeler önce iyice yıkanır. Daha sonra da eğer ıspanakta olduğu gibi semizotunda elinizle koparıyorsanız, yani metalle etkileşimi yoksa, rahatlıkla C vitaminini muhafaza etmeye çalışırsınız. Ama C vitamini dayanıksız bir vitamin. Ne kadar kaybolursa kaybolsun, sonunda suyun buharını uçurmadan az bir suyla sebzeyi pişirirseniz elbette ki bundan maksimal yararlanabilirsiniz. Onun için biz sebzeler pişirilip vitamin kaybı olsa da diyoruz ki mutlaka günde 2-3 porsiyon meyve tüketin ki oradan kaybedilen suda eriyen vitamini bu şekilde kazanırız. Bunda hiçbir endişe yok. Doğru hazırlarsak elbette ki en az kayıp maksimal fayda. Hocam, bizim bugün buğdaylı kırmızı lahana salatamız var. Dolayısıyla içinde turp var, roka var, mor lahana var. Biraz da bunların vitamin değerlerinden bahsedersek sevinirim. Evet, şimdi siz mor lahana, roka, tere, kıvırcık, marul,
dereotu, maydanoz, rengarenk. Bakın o kadar güzel renkleri sayıyorsunuz ki bütün antioksidanları topladınız. Bu şu anda immün sistem için. Özellikle biliyorsunuz günümüzde artık immün sistemi güçlendirmek gibi bir arzu var. İşte sizin bu salatanız immün sistemin arzu ettiği bütün vitaminleri içinde barındırır. Bu vitaminler, bu marul, kıvırcık, mor lahana, turp kalori açısından biraz düşük. Ama siz buğdayı haşlayıp içine koydunuz. Aynı zamanda bana onu tükettiğim zaman hem lif sundunuz, hem karbonhidratı sundunuz. Ben lif ve karbonhidratla vücudumun enerjisini alırken öbür tarafta bütün antioksidanları da immün sisteminde kullanabilecek hale getirmiş olurum. Salata tek başına buğdaysız olursa salatadır, antioksidandır. Ama o antioksidanların organizmada iş görmesi için enerjiye ihtiyaç vardı. Onu da koydunuz içine. O zaman ben mükemmel bir salata, bu salatayla tek bir öğün bile yapabilirim. Yanına incecik bir dilim ekmek koyarım. Bir küçük kase yoğurt koyarım. İşte size proteini yüksek, antioksidanı evet, yüksek, son derece değerli hem de basit bir öğün. Peki bir de biz daha önceki programlarda da şefimize hep şey dedik, turptan bahsederken bir deyim vardır ya, turp gibiyim, maşallah turp gibisin derler. Dedi ki evet, şefimiz de ya bu turp için niye böyle deniyor acaba? Gerçekten kuvvetli bir aslında gıda evet, herhalde değil mi besin? Evet, şimdi turbun lif oranı çok yüksek, antioksidanı çok yüksek, bir de kükürtlü bileşikleri var. Evet. Onlar immün sistemi güçlendirdiği için siz de doğal olarak immün sisteminiz güçlü olunca hasta olmayacağınız için bu halk arasında immün sistem şeklinde değil de turp gibi sağlıklı olmak şeklinde ifade edilir. İfade edildi. Ben bu arada lifi çok yüksek, bağırsakları çalıştırır. Turbun içerisindeki hem kükürtlü bileşikleri hem de içinde gene mevcut lifler bağırsaklarda faydalı bakterilerin gıdası olur. İşte bu da sizin turp kadar sağlıklı olmanızı, güçlü olmanızı mümkün kılar. Efendim bir de bu mor lahanadan bahsetmek istiyorum. Daha çok aslında biz turşusunu da lahana turşusunu da falan biliyoruz ya, orada doğrular yanlışlar nelerdir? Evet, şimdi mor lahananın içerisinde biraz önce söyledik ya, renkler çok önemli. Hı hı. Gökkuşağı gibi olmak çok önemli. Bu renklerin hepsinin ayrı bir özelliği var. Morların gerek mor lahanada, gerek mor üzüm veya beri dediğimiz, hani şimdi yeni yeni bizlerde de evet, bol miktarda yetişen ürünler. Bunlar bir, resveratrol dediğimiz antioksidanları taşıyor. İkincisi, bunlardan tek başına mor lahanayla değil, bizim beyaz lahanayı da buna katarsanız burada bir fermente ürün elde ediyorsunuz. Bu fermente ürün tüketildiği zaman bağırsaklarda biraz önce söylediğim faydalı bakterilerin gıdası oluyor. Hı-hı. İşte siz o gıdayı veriyorsunuz. Ama burada şu bilgiyi düzeltelim, bizi dinleyenler için düzeltelim. Çünkü daha önceki aylarda hep turşuyu bir probiyotik gibi anlattılar. Hayır, turşu probiyotik asla değildir. Bir piredir. Yani prebiyotik benim bağırsaklarıma faydalı bakteriler için sizin gıda temin etmeniz anlamına gelir. İşte burada o bakteri dediğiniz şey benim bağırsaklarımda mevcut. İyi huylu ve bağırsaklarımı sağlıklı kılan bakteriler, onun gıdasında ben bu mor lahanayla, biraz önce şefimin hazırladığı salatayla, ıspanakla, her renkle sağlarım. Yani benim ülkemdeki sebzelerin hiçbiri diğerinden çok daha fazla etkin değil. Hepsini bir arada kullanırsanız son derece etkin, sağlığı optimize edici ürünler. Evet, şifalı ürünler diyoruz biz zaten. Aslında aynen, bizim ülkemiz doğal eczane bu noktada değil mi efendim? Hem bitkiler, hem meyveler, hem baharatlar olsun, çok şanslıyız.
size katılmamak mümkün değil. Ülkemin zenginliği, ülkemin topraklarının zenginliği dünyanın hiçbir yerinde yok. Biz bunun kıymetini bilmeliyiz. Bir yerlerden başka farklı ürünlerle vakit geçirmeden şefimin şu reçetelerini bile sizi izleyenlerle birlikte biz yeniden mutfaklarımızda yapsak inanın sağlığımıza çok şey katarız. Sadece kendi sağlığımıza değil, çocukların sağlığına, gençlerin ev sağlığına. Ev halkının sağlığına aslında. Aynen, aile sağlığına aynen. Diyelim. Hocam evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bu bayram günü kırmadınız bizi. Bizimle beraber oldunuz. Sağ olunuz efendim. Sağ olun. Hoşçakalın. İyi bayramlar hocam. Cümlemize hayırlı bayramlar, keyifli bayramlar olsun. Profesör Doktor Funda Elmacıoğlu hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Böreğimiz bugünün yıldızı oldu gerçekten. Fırınımız kızdı. Tamam. Patateslerimizi ıspanakla beraber tavada kavurduk. Diğer tavamızda kırmızı biber, patlıcanlar kavruldu. Baharatlarını paylaştırdık. Finalde de patlıcanın olduğu karışıma yumurtamızı, sütümüzü koyduk, karıştırdık. Beyaz peynirlerimizi en tabana patatesler. Onun üstüne patlıcanla sotelemiş olduğumuz karışım. Onun üzerine beyaz peynirleri parçaladık. Kaşıkla şöyle bastırdık. Ben çok az, ikisine de çok az süt koydum bu arada sadece yumuşasın diye. Finalde de kaşar peynirimizi koyduk. Şu anda pişmeye başladı.